Evet, merhaba arkadaşlar. Aziz Dedektör Teknoloji Merkezi'nin alan tarama serisinin çıkartmış olduğu en son serilerden biri olan Bionic serileri. Bionic serilerinde 4 tane farklı sistem var. Bu sistemlerin içerisinde en dolu olan paketlerden bir tanesi Bionic AT4 Pro sistemidir. Pro sistemi ne demek? 2 tane frekans kutusu var. Bunlardan bir tanesi topraklama dediğimiz sistem görevi görüyor. Bu topraklama sistemimiz, şu anda parçaları tek tek tanıtımını yapacağız tabi, hem derinlik ölçümünde hem de toprakta soyut oluşmuş olan manyetik alanları yok etmek için kullanılan bir sistemdir. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane soket girişimiz var. Şu kablomuzun boyu 8 metredir. Toprağı bu şekilde çaktığımızda diğeri de kısa olan bulunduğu alana aynı şekilde aparatı çakılır. Derinlik ölçümü yapacağımız zaman da alan taramanın çapraz yaparak getirdiği alana kısa olanı, diğer başka bir alana da 8 metre anteni gererek derinlik ölçümünde de kullanabiliyorsunuz. Şu diğer frekans kutumuzu belimize takacağız şimdi birazdan. Açma tuşumuz şu bulunduğu yerden. Tabi ofis içerisindeki anlatımlarda da bunları daha geniş kapsamlı görebilirsiniz. Fakat biz arazide uygulama için geldik şu anda. Uygulama yaparken de bu çekimleri daha orijinal, daha gerçekçi olması için aslında ve yerinde yapalım istedik. Görmüş olduğunuz gibi bu Bionic AT Pro sisteminin 4 tane kontrol tuşu var. Pil test, ayrım modu, eksi ve artıları kontrol ediyoruz. Altın, gümüş, metal ve boşluk olarak. Artı tuşumuzda sesimizi yükseltiyoruz. Ayrım modundan altın, gümüş, metal, boşluk olarak devam edebiliyoruz. Biz şu anda hem bir çalışma olsun hem de örnekleme ve cihazın kullanımı ile ilgili bilgi verme adına altın modunu alıp burada gördüğünüz gibi mandalımız var. İster cebimize ya da belimize takarak kemerimize taktık. Görmüş olduğunuz 2 tane spiral kablolarımız var. Şurada görmüş olduğunuz soket girişlerimize takıyoruz. Burada gördüğünüz gibi özel dizayn edilmiş, hem tekli kullanıma müsait hem de iki kişi karşılıklı kullanım için yapılmış olan aparatlarımız var. Bu aparatlarımız tekli kullanım için gördüğünüz gibi özellikle dizaynı son derece simetrik bir şekilde yapılmıştır. En küçük bir manyetik alanı yakaladığı zaman bu antenlerimiz manyetik alanı yakaladığı tarafa doğru dönmeler yapacaktır. Tabi bu isterseniz tekli de kullanabiliyorsunuz, çifti de kullanabilirsiniz. Biz şu anda aslı olan çiftli kullanım olduğu için çiftli olarak göstereceğiz. Soket girişlerimizi buradan bulunduğu alana takıyoruz. Araziye geldiğimiz zaman tutuş usulü özellikle dikkat edilmesi gereken tekli kullanım biraz daha profesyonel kullanım içerir aslında. Çok zor değildir. Özellikle arama zamanı ve saati sabah saatlerinden akşam saatine kadar kesinlikle arayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı, bir problem olmaz. Sadece çok rüzgarlı ve yağmurlu havalarda aranması kesinlikle tavsiye edilmez. Neden yağmurlu havalarda falan aranması tavsiye edilmez? Çünkü manyetik alanları bozduğu için yağan yağmur. O yüzden bizim antenlerimizin toprağın altında oluşmuş olan ya da koyulmuş olan herhangi bir yapının yaydığı manyetik alanı yakalaması zor olur. Bunun için özellikle yağmur dindikten sonra 3-4 saat sonra aranmasında fayda vardır. Ve aranırken de bizzat benim kendimin de yapmış olduğu bir sistemdir. Şu şekilde yere çömelerek aranma yapılması daha makbuldür. Böylece hem antenlerimiz rüzgarlardan etkilenmez hem de yerden çıkan manyetik alanları yakalaması daha rahat olacaktır. Şimdi tabii antenleri ben kendim çok alışkın olduğumdan dolayı son derece simetrik bir dengede tutabiliyorum. Yön belirtme olayı antenlerimizi tuttuğumuzda bu şekilde eğer bir etkileşim yaptığında bakın gördüğünüz gibi sol tarafa doğru dönecektir. Bunu teyit etmek için hemen çaprazlamasına bu şekilde tekrar bir dönüyoruz. Antenlerimizin aynı tarafa doğru istikamet vermesini bekliyoruz. Peki şimdi antenlerimiz ne tarafa algılıyor? Az önce bizim şüpheli alan dediğimiz, aşağıda da bir girişin olduğunu şüphelendiğimiz bir alana doğru ve çekimlerimizin yaptığı alana doğru antenlerimizi yönlendiriyor. Tabi ilk çekim yapmamıştık aslında. Aşağıda antenlerimizin net getirdiği bir alan vardı. Şimdi bu tekli kullanımı bu şekilde yaptığınızda merkezin üzerine geldiği zaman, tabi şu anda bunu temsil olarak gösteriyorum, üzerine de çapraz yapacak. Siz bulunduğunuz alanda örneğin bir yapı varsa yürür adamlarla çıktığınızda bunun üzerinden çıktığınızda antenler geriye doğru dönecektir.
daha da uzaklaştığında tamamen geri dönecektir. Yan durduğunuzda bu şekilde antenlerimiz bulunduğu hedefe doğru dönmeye başlayacaktır bu kez. Bu şekilde kullanacaksınız. Bunun dışında şu anda dediğim tekli kullanım özelliği var. Kamerayı da yaklaştıralım isterseniz. Hazneli dediğimiz kısmı da vardır bunun. Hazneli ne demektir? Birçok insan, özellikle eski kullanıcılar, herhangi buraya bir çeyrek altın, bir madde de koyabilirsiniz. Ona göre de dizayn edilmiştir. Bu şekilde taktığımızda tekli kullanım hale gelir. Şimdi antenlerin tekli aparatları bu şekilde. Topraklaması dediğimiz gibi az önce gösterdik bu şekilde. Peki derinlik hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Onu da şimdi bizzat onu size göstereceğim. Şimdi örneğin alan taramamız diyelim ki bu alana getirdi. Alan taramanı getirdiği yere kısa olan, kablolu olan çubuğumuzu çakıyoruz, çivilerimizi. Metrelik uzun olan kablomuzu herhangi bir kenara doğru da olabilir. Kuzey yönüne doğru olması tabii daha da makbuldür. Düzgün bir şekilde bunu toprağa çaktıktan sonra bir 3 dakika kadar çalışması daha iyidir. Bunu neden yaparız? Bunu hem herhangi bir soyut oluşmuş olan bir manyetik alan varsa bizim alan taramamız hataya sevk edecek. Bunu engellemek içindir. İkincisi derinlik ölçümü yapmak için de bu yöntem kullanılır. Peki derinlik yöntemi nasıl yapacağız? Şu anda çekmiş olduğumuz kablonun bulunduğu alanda üzerinde yürümeye başlayacağız. Üzerinde yürürken çok hızlı adımlarla değil, normal adımlarla yürüyeceğiz. Her adımda bir miktar, birkaç saniye bekleyeceğiz. Örneğin biz diyelim ki 4. ya da 5. adımda antenlerimiz çapraz yaptı. Gittiğimizde de açılıyorsa devam ettiğimizde bu çapraz yapan yerle o merkeze çaktığımız kutunun arasındaki mesafeyi tahmini şöyle baktığımızda örneğin diyelim ki 3 metre civarında tahmini olarak bunun derinliği 2 ile 4 metre arasında diyebiliriz. Derinlik ölçümü bu şekilde yapılmaktadır.